Oo dostlar, nereye böyle gezintiye mi çıktınız? Geçmiş olsun. Ölmüş. Çok hızlı gidiyordunuz. Siz gazeteci misiniz? Hayır, fotoğrafçıyım. Acil olarak bir ihale yetişmem lazım. Olanlara bir anlık gözünü yumman için iyi para. Hoşça kal dostum. Kendine iyi bak. Almamam gerekirdi. Kendimi 3 kuruşa satılmış kişiliksiz insanlar gibi hissediyorum. Ama olan oldu. Geri dönüş yok artık. Baba ölme. Baba ölme. Ömer'im. Baba ne olur ölme baba. Anan sana emanet. Baba, baba. Baba ne olur ölme. Ana, babam bir şey oldu. Yusuf, Yusuf. 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 Evet. Esra, şu anda seninle tartışacak durumda değilim. Ama hayatım, ben seni bırakmadım ki, sen beni bırakıp gittin. Üstelik senden bir halt olmaz diyen sensin. Unuttun mu? Hayır canım, özür dilemenin bir anlamı yok benim için. Ya ilişkimizi bozan sensin, ben değilim ki. Yol ortasında bırakıp giden de sensin. Bağırarak bir pislik bile olmadığımı söyleyen de sensin. Esra, Esra lütfen. Lütfen Esra! Devam edelim.
Yusuf'u. Üzgünüm dostum. Tek görgü şahidini satın aldı adam. Üzgünüm. Çok zor durumdaydım. Böyle bir şey. Bu adamlar da neyin nesi? Ben böyle bir resim çekmedim ki. Bunlara şahitler kayası derler. Sen yerde kanlar içinde gördüm seni. Araba çarptı. Neden sustun öyleyse? Aldığın para için mi? Para aldım da nereden çıkarıyorsun? Ruhum sizi izliyordu. Bu kadar da yeter artık. Git. Ne olur git. Ne olur git. Git. Sana Şahitler Kayası'nın hikayesini anlatmamı ister misin? Defol! Defol! Alo. Alo. Neredesin? Köydeyim. Köyde mi? Eniştemi vurmuşlar. Apar topar gelmek zorunda kaldım. Neden vurmuşlar? Neden vurduklarını tam bilemiyorum. Sabahleyin toprağa verdik. Ya, başın sağ olsun. Rıza babaya selamlarımı söyle. Olur, söylerim. Hoşça kal. Yeğenim Ömer. O ortamdan uzaklaşsın istedim. Bir süre burada kalacak. Başın sağ olsun delikanlı. 3 çay. Tamam abi. Niye bu kadar dalgınsın? Kafam çok karışık. Yeni mi yaptın? Evet. Birdenbire oluşan bir fikir. Hiç tasarlamadan yaptım. Sanırım biraz iç dünyamı yansıtıyor. Adı ne? Kayıp Ruhlar. Kayıp Ruhlar. Enişteyi defnederken mezar taşlarından esinlendim. Ölmüş onca insan. Ruhları nerededir diye düşündüm. Neredelermiş peki? Sanki bir yerlerde durmuş... Küskün ve kırgın bize bakıyorlarmış gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Neden kırgın ve küskün? Bilmem.
birçok nedeni olabilir. Hasta falan değilsin değil mi? Yok, değilim. Erdem abim fotoğrafçıdır. Bakma öyle sessiz göründüğüne. Çok iyi bir fotoğrafçıdır. Çok para kazanabiliyor musun? Çok para? Bazen. Neden böyle bir soru sordun? Dayım kazanamıyormuş da ondan. Dayın da kazanıyor. Yaptığı tablolar dünyanın parası ediyor. Dedem kazanmıyor diyor ama. Senin bir rahatsızlığın mı var? Esra mı? O iş bitti artık. Esra ile ayrıldık. Henüz yüzükleri atmamışsınız. Bizde yüzükleri atmadan nişan bitmez. Niye sustun? Anlaşıldı dostum. Sen konuşmak istemiyorsun. Biz kalkıyoruz o zaman. Şu ilginç fotoğraftan bahsetmedin. Sormadın ki. Hoşça kal. Alo. Erdem. Döndün mü? Evet, döndüm. Seninle konuşmak istiyorum. Evdeyim. Tamam, geliyorum. Evet. Seni dinliyorum. Geçenki tartışmamızdan sonra çok düşündüm. Sonunda hatalı olduğunu anladın değil mi? Bak, kimin hatalı olduğunun önemi yok. Önemli olan... Önemli olan ne? Hemen niye değiştin yine? Bak, ben değişmedim. Değişen sensin. Ne söyleyeceksen söyle. Buraya benimle tartışmak için gelmedin herhalde. Tabii ki tartışmak için gelmedim. Tamam. Kabul ediyorum. Ben başaramadım. Onun için de bunu sana geri vermek istiyorum. Bu her şey bitti demek mi oluyor şimdi? Aslında sen haklıydın. Benden gerçekten bir halt olmaz. Büyük hayaller kurmak, büyük idealleri olmak insanı büyük yapmıyor. Ciğeri beş para etmez insanlara ünlü fotoğrafçımız diye ödüller verirler. Röportajlar yaparlar. Yere güve koyamazlar. Ama sen köşede sıkışıp kalırsın. Ev kiranı ödeyemezsin. Telefon paranı, su paranı yatıramazsın. En sevdiğin insana yemek ısmarlarsın ama... Ama kasaya ödemeye gidince... Paran yetişmez. Onun için bazı şeyleri tekrar denemeye gerek yok. İyi. Bitti mi? Hoşça kal. Babanı neden vurdular? Tarla yüzünden. Kim vurdu peki? Gavur Ali diye biri. Onu jandarmalar götürdü.
Fotoğraf çekeceğin yeri nasıl belirlersin? Ona baktığın zaman sana tebessüm eder. Beni çek dediğini hissedersin. Seninle konuşur mu? Konuşur gibi. Konuşur gibi mi? Bugün hiç fotoğraf çekmedin ama. Efendim? Konuşmadılar mı diyorum? Hiç fotoğraf çekmedin de. Ha, evet. Evet. Canım bir şey mi sıkılıyor? Bilmem. Sıkılmış gibi mi görünüyorum? Yok. Alo. Alo, Erdem neredesiniz? Hiç, uzaktayız biraz. Esra intihara kalkışmış. Esra intihara mı kalkışmış dedin? Nasıl olur? Hastanede midesi yıkandı. Şu an bizdeyiz. Tamam, geliyorum. Ne olmuş? Kız arkadaşım ölmek istemiş. Ne oldu? Hap içmiş. Midesini yıkattık demiştin. Yıkattık. Yalnız bırakmak istemedim, buraya getirdim. Yiyecek için alışverişe gitmiştim, bileğini kesmiş. Ambulans çağırdım ama yetişemedi. Beyefendi Esra'nın babası. Siz? Dünya ne kadar küçük değil mi? Bizim için küçük olabilir. Ama sizin için olmasa gerek. Ne yaptınız? İhaleye yetişebildiniz mi? Arkadaşı sendin demek. Erdem? Erdem iyi misin? Babasıyla tanışıyor muydun? Beni eve götür. Ne olur beni buradan götür. Tamam. Tamam. İkinizin de kaderi birbirinize benziyor. İkimiz? Kardeşim ne diyor? Aynı anda. Birinizin nişanlısı, birinizin kocası. Cenazeye gidecek misin? Sen? Sen gitmeyecek misin? O herifle bir daha karşılaşmak istemiyorum. Tanışıyordunuz demek. Bu nedir? Acil olarak bir ihale yetişmem lazım. Olanlara bir anlık gözünü yumman için iyi para. Ne yazık ki tanışıyoruz. Ama ne olur, nasıl ve ne zaman tanıştığımızı sorma. İyi, sormam. Eskiden birbirimizden saklımız gizlimiz olmazdı. Keşke şimdi de olmasaydı. Neyin var senin ahbap? İlk defa seni bu kadar soğuk, ilk defa bu kadar kendimden uzakta hissediyorum. Ne oldu bilemiyorum. Ağzını açıp tek kelime konuşmuyorsun. Adamı tanıyor musun diyorum. Tanıyorum ama nasıl tanıdığımı sorma diyorsun. Allah aşkına, neler oluyor anlatır mısın bana? Sana bir fotoğraf göstermek istiyorum. Lanet olsun. Bütün bunların nedeni şu saçma fotoğraf mı yoksa? Kahrolası 6 tane adam. Esra'nın cenazesini taşıyorlar. Kayıp Ruhlar adlı tablodaki adamlar oluyorlar. Her yerde karşıma çıkıyorlar. Dayanamıyorum artık. Onlar hayatıma gireli beri her şey alt üst oldu. Her şey. Şu resmi bana da gösterir misin? Gel benimle. Şu resme iyi bak. Baktım. Şimdi bak. Tamam, baktım. Ne görüyorsun? Değişen bir şey yok. 6 tane kaya. Nasıl olur? 6 tane insan var burada. Giysileri, başlıkları. Erdemciğim, bence sen bir doktora görünsen iyi olur. Öyle söyleyeceğini biliyordum. Başka ne söylememi bekliyordun ki? Hiç, hiçbir şey. Battaniyelerin yerini biliyorsun. Onları divana serip yatarsınız. Ben çalışacağım. Peki. Sana iyi geceler.
Efendim? Esra bir mektup bırakmış. Nasıl? Veda mektubu. Ya hemen geliyorum. Oyuncağı elinden alınmış çocuklar gibiyim. Bir anda kendimi büyük bir boşluğun içinde hissettim. Amacım seni üzmek değil. Yaşamamın bir anlamı kalmadı. Hepsi bu. Seni seviyorum. Hoşça kal. Esra. Özellikle benim çantama koymuş. Polislerin bulmasını istememiş olacak. Sabah giyinirken elime geçti. Hemen seni aradım. Teşekkür ederim. Bu da gülüyor. Sana vermem istemiş. Sağ ol. Cenazesine gidecek misin? Bilmiyorum. Benim orada olmam lazım. Gitmem gerek. Hoşça kal. Güle güle. Da çok sevdiğini bilmiyordum. Senden bir alt olmaz deyince benden kurtulmak istediğini sanmıştım. Yüzüğünü iade ederken sanki yüreğimden bir parça koparıp koydum avucunun içine. Beni bağışla. Hoşça kal. Ruhi. İki saattir nereye bakıyorsun öyle? Ha Reyhan. Esra'nın günlüğünü okudun mu? Hem de kaç kez. Ölüm hakkında yazdıkları çok ilginç. Sanki olacakları biliyormuş gibi değil mi? Hı hı. Keşke oturup konuşabilseydik. Erdem burada mı? Yoo. Cebi kapalı, evi de cevap vermiyor. Morali çok bozuktu. İçip içip sızıp kalmış olmalı. Alkolü bıraktığını söylemişti. Gidip bir baksak mı? Hemen üstüme bir şeyler alıp geliyorum. Cevap vermiyor değil mi? Yok. Dakikalarca çaldırdım. Cevap vermiyor. Gidelim hadi. Hı hı. Alo? Evet. Hemen mi? Tamam geliyorum. Benim hemen dönmem gerek. Hayırdır? Bana telefon edersin. Değil mi? Tamam. Erdem için diyorum. Çok tamam. Merak ediyorum. Hadi. Hoşça görüşürüz. Kal. Erdem? Erdem ne yapıyorsun burada? Anahtarın mı yok? He? Onlar içerideler. Onlar kim? O taş adamlar. Erdem yapma lütfen. Lütfen. Hadi. Hayır. Gel. Hayır. Gir içeri. Hayır. Tamam ben yanındayım hadi. Buradalardı. Oturup konuşurlarken onları dinledim. Tamam. Yat sen şimdi. Ortalıkta dolaşıyorlardı. Fotoğraflara bakıyorlardı. Tamam. Yorma kendini. Ben bir doktor çağırayım. Ömer, Erdem abinin üstüne battaniye ört. (Gülüyor)
üzgünüm. Nefes al. Nefes al. Üşütmüş. Aşırı yorgunluk ve stres. Ne yapmamız gerekiyor? Hapları kullanacak ve istirahat edecek. Çok mu hastasın? Bilmiyorum. Çok yoruldum galiba. Ben de sıkıldım. Dayım hep resim yapıyor. Ben de ona bakıyorum. Evden ilk ayrılışım mı? Hı-hı. Annemi çok özledim. Dedemi de. İyileşince seni götürebilirim. Ciddi misin? Çok mu moralim bozuk? İstemediğin kadar. Bana anlatabilirsin. Dünyaya hiç gelmemiş olmayı yeğlerdim. Ama bu senin elinde değil ki. Elimizde olan ne var ki? Hayat çok garip. Bulmaca çözer gibi. Yatayına olan soruları cevaplayıp yazıyorsun. Ama dikeyine daha zor sorular çıkıyor karşına. Cevaplaması zor olan sorular. Ömer! Anne! Ömer'im! Hoş geldin Erdem oğlum. Canım oğlum. Hoş bulduk güzel baba. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hadi, hadi. Kızım yemek hazırla. Zahmet etmeyin. Yolda yedik. O zaman bahçeye geçip çay içelim. Yorgunluğa iyi gelir. Özür dilerim ama çok yorgunum. İstersen hemen yatağını yapsınlar. İyi olur. Kızım misafirin yatağını yap. Geç. Yolculuk nasıl geçti? İyi. Dağlara çıktık. Bir sürü fotoğraf çektik. Hep fotoğraf çekiyorsunuz tabii. Tabii. Fotoğraf çekerek para kazanıyorum. Yatak hazır baba. Gel sana odanı göstereyim. Çok müthiş biri. Hemen kaynaştınız bakıyorum ha. Bana fotoğraf çekmeyi öğretecek. Galiba ikimizin kaderi birbirine benziyor ve ben onun beni götüreceği yere doğru yol almaya devam ediyorum. Onun beni götüreceği yere. Kolay gelsin. Sağ olun.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl, iyi fotoğraflar çekebildin mi? Ev resimleri. Sanırım birkaç tanesi güzel. Çoğu yıkılmak üzere. Hepsinin fotoğraflarını çekmek istiyorum. Ruhi de aynı şeyi söylemişti. Yağlı boya resimleri yapacağım demişti ama yapamadı. Buraya yerleşmeye karar verdim. Ya o kadar çok sevdin demek. Yerleşmek istememin sebebi sadece burayı sevmekle ilgili değil. Neyle ilgili peki? Eğer o da beni kabul ederse ben kızınız Seher'le evlenmek istiyorum. Çocukluğum yetiştirme yurtlarında geçti. Yıllardır huzurlu bir ortam aradım. Menfaate ve çıkarlara dayalı olmayan dostluklar aradım. Onları burada, sizlerin yanında bulduğumu sanıyorum. Bak evladım, Allah kızımı size eş olarak yazdıysa bundan mutluluk duyarım. Ama yazmadıysa sanırım aramaya devam etmek zorundasın. Çünkü güzel olan şeylere ulaşmak kolay değildir. Onları bazen bir ömür boyu aramak gerekebilir. Dedemle ne konuştunuz? Hiç. Dayından konuştuk biraz. Yalan söyleyen taş olsun mu? Nasıl yani? Yani yalan söylediysen taş olacaksın. Olsun mu? Olsun. Ne oldu? Ne oldu dedim? Bilmem. Taş oldum galiba. Yalan mı söylemiştin? Biraz. Ömer! Ömer bir dakika! Ömer! Ömer! Ne oldu? Ömer! Ne oldu? Hiç, yok bir şey. Ömer! Ömer! Ne oldu canım? Niye üzüldün böyle? Erdem amca dedemin dükkanına gitti. Onunla konuştu. Konuşsun. Ne var bunda? Anlamıyorsun ama senden konuştular diyorum. Ne dediler peki? Bilmiyorum. Ben babamın mezarına gitmiştim. O zaman nereden biliyorsun benden konuştuklarını? Biliyorum işte. Buyur baba. Otur kızım. Erdem Bey seninle evlenmek istiyor. Erdem iyi bir çocuk. Üstelik tanıdığımız bir kimse. Nişanlısı intihar etmiş. Ömer mi söyledi? Hı hı. Olabilir yavrum. İnsanoğlu bu. Başına ne geleceğini nereden bilebilir ki? Ben tamam diyeceğim yavrum. Sen ne dersin? Siz bilirsiniz baba. Bana olan kırgınlığını biliyorum. Ama inan ki bu sadece benim isteğim değil.
İnan bana Ömer, sadece benim isteğim değil. Sen de onunla evlenmek istiyorsun değil mi? Başka bir seçeneğim yoktu canım. Peki babam ne olacak? Nikahtan sonra bunu seninle konuşuruz, tamam mı? Tamam değil. Anladın mı? Tamam değil. Sağ ol bana. Sen de sağ ol. Ömer! Ömer! Nereye gidiyorsun Ömer? Sana nereye gidiyorsun dedim. Bir iş bulup çalışacağım. Çocuklar simit satıyorlar, boyacılık yapıyorlar. Ben de yaparım. Hani birbirimizi hiç bırakmayacaktık? Ama sen bana evleneceğini söylememiştin. Bak canım, düşünsene bir. Rıza deden ölünce bize kim bakacak? Seni kim okutacak? Ha, söyler misin bana? Ben okumak istemiyorum ana. Evlenme ne olur. Hadi gidelim. Hadi canım. Hiç ben senin için kötü olacak bir şey yapar mıyım? Ha? Yapar mıyım? Ben o adama baba demem. İstemezsen demezsin. Ama o iyi bir insan. Olsun. Babam daha iyiydi. Ama o öldü. Biliyorum. Bak canım. Beni zor durumda bırakma ne olur. Rıza kızı Seher. Ahmet oğlu Erdem'i. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kocalığa kabul ettin mi? Ettim. Hayır. 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 Kolay olmadığını biliyorum. Ama inan bana, büyüyünce sen de annene hak vereceksin. Babam ölürken anan sana emanet demişti. Annen de böyle olmasını istemezdi. Bunu biliyorsun değil mi? Ömer nerede? Dedesiyle birlikte. Ne oldu? Onlar burada. Onlar kim? Onlar o taş adamlar. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Hadi çıkalım. Annemler ne zaman gelecek? Birkaç gün sonra. Niye sordun? Rüyamda babamı gördüm. Anneme çok kızdı. Niye kızdı? Evlendi diye. Dayı. Evet. Niye sen de fotoğraf çekmiyorsun da resim yapıyorsun? Fotoğraf makinesi objektifin gördüğü şeylerin resmini çeker. Ama resimde hissettiğin,
görmek istediğin şeylerin aynısını yansıtırsın tuvale. Anlamadım. Nasıl anlatsam? Mesela şimdi ben senin portreni yapsam, hüzünlü bir yüz halin olur. Biraz kırgın, biraz küskün. Yüzün gülüyor olsa bile gözlerindeki o kırgınlığı mutlaka vurgulardım. Neden? Çünkü şu anda sen kırgınsın. İçinde acı var, hüzün var. Babanı kaybetmişsin. Daha onun acısını unutmadan bir adam tanıyorsun, onu seviyorsun. Onunla birlikte fotoğraf çekmeye gidiyorsun. Sonra o adam tutuyor, anneni senin elinden alıyor. Doğru değil mi? Onu çok sevmiştim. Onu yine seveceksin. Ama bunun için senin zamana ihtiyacın var. Annem! Yavrum, çok özledim seni. Bir daha hiç gelmeyeceksin sanırım. Canım oğlum benim. Hayırdır Erdem? Bir bakayım sana. Ne oldu, çabuk döndünüz? Ömer'i özledi. Bunda da vardır bir hayır. O zaman beni istasyona bırak dostum. Reyhan aradı. Tablolarımla ilgilenen birileri varmış. O beklenen an geldi ha. Belki de. Hayır canım. Koca delikanlı oldun artık. Yalnız yatmasına alışmalısın. Tamam mı? Babamı rüyamda gördüm. Babanı rüyanda gördün demek. Üzerinde vurulduğu günkü elbise vardı. Bir de beyaz bir atı. Benimle konuştuktan sonra o ata binip uzaklaştı. Keşke ben de görebilsem. Sana görünmez. Neden? Sen ona ihanet ettin. Baban geldi. Hoş geldin. Sağ ol canım. Hadi geç. Ömer'e oyuncak aldım. Ama ben vereceğim. Ne o? Bir şey mi oldu? Yok, ne olsun ki? Ömer uyudu mu? Yok, az önce uyanıktı. Ömer. Ömer. Ömer, bak sana ne aldım. Uyumuş. Sevdi mi? Uyumuş. Kocaman. Araba. Erdem yatıyor mu? Güneşin doğuşu mu ne? Bir şey çekmeye gitti. Nasıl? Ona alışabildin mi? Bilmiyorum baba. Buraların adamı değil gibi sanki. Bak kızım. O seni seçmekle bu hayatı da seçmiş oldu. İçin rahat olsun. O iyi bir insan. Oh. Gel evlat gel. Ruhi aradı az önce. Birlikte bir resmimizi istedi. Hemen çekelim o zaman. Çok iyi olur. Ben Ömer'i çağırayım. Ömer, gelsene.
Erdem amca. Evet. Oyuncak için teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi bakalım. Geçin şöyle. Fotoğraf mı çektiriyoruz? Dayın istemiş. Bu resmi çekmesek olmaz mı? Neden yavrum? Hayır, hayır! Aha. Bırakın beni! Ha? Bırakın beni, gidin başımdan! Allah. Gidin, gidin! Gidin başımdan, bırakın beni, gidin başımdan! Rahat bırakın beni! İstemiyorum! Sen bizi sevmedin, anlıyor musun? Seviyormuş gibi yaptın! Ama sevmedin! Ben seni sevmeyeceğim artık! Al oyuncağını. Bir daha da bana oyuncak falan alma. Tamam mı? Hiçbir şey alma. Evladım, Erdem gitti. Hadi ya. Nasıl oldu? Nasıl oldu ben de anlamadım oğlum. Fotoğraf çekiyordu. Birdenbire gidin başımdan, beni rahat bırakın diye bağırmaya başladı. Oturup ağladı. Sonra da bir şey söylemeden bindi arabasına, çekti gitti. Anladım. Tamam tamam. Tamam, siz rahat olun. Ne yapacağımızı şaşırdık oğlum. Tamam baba, tamam. Ben ilgilenirim. Erdem! Erdem! Erdem, saçmalama! Lütfen! Onlar buradaydılar. Az önce buradaydılar. Tamam. Tamam artık, sana inanıyorum. Onların yüzünden her şeyimi mahvettim. Biliyorum. Hepsinden haberim var. Bana anlatır mısın? Ne olduysa. Baştan sonuna kadar her şeyi bilmek istiyorum. Tam o kayaların orada fotoğraf çekiyordum. Yolun karşısında bir çocuk, benim de resmimi çeker misin diye seslendi. Bana koştururken yoldan geçen bir araba çocuğa çarptı. Koşturdum. Çocuk ölmüştü. Sonra adam arabasına gitti. Ve avcuma yüklü miktarda bir para sıkıştırdı. Bu nedir dedim. Gözlerinizi kapamanız için dedi. Anlamıştım. O çocuğun ölümünü görmezden gelip o aşağılık herifi koruyacaktım. O aşağılık herif dediğin Esra'nın cenazesinde gördüğün adam mıydı? Esra'nın babası olduğunu sen tanıştırınca öğrendim.
Bütün bunlar nedir biliyor musun? Nedir? Ne olacak? Vicdan muhasebesi. O çocuğun katili benim sanki. Bunu içimde hissediyorum. Rahatlaman için gidip parayı iade edeceğiz. Sonra da polise gidip adamı ihbar edeceğiz. Ona gidemem. O zaman ölen çocuğun babasına gideceğiz. Durumu anlatıp parayı ona vereceğiz. O isterse davacı olur, istemezse olmaz. Yoksa bu vicdan azabından kurtulamazsın. Çocuğun evini biliyor musun? Evet. Bu o çocuk. Vaktiyle Afyon'a yakın köylerin birinde iki adam arasında toprak davası olmuş. Genç bir adam babasından kalma toprağı elinden alındığı için davacı olmuş. Kadı efendi, bu adam benim toprağımı elimden aldı, baba mirasının üstüne oturdu diye şikayetçi olmuş. Davalı adam da, kadı efendi, bu delikanlı yalan söylüyor, o toprak bana babamdan kaldı diye ifade verince, kadı efendi, her iki tarafta şahitlerini yazdırsın demiş. Delikanlı, köyünden meseleyi bilen, sözü dinlenir, altı kişiyi şahit yazdırmış. Davalı olan da, benim şahit yazdırmama gerek yok kadı efendi. Ben delikanlının şahitlerinin vereceği ifadeye razıyım demiş. Demiş demesine de mahkeme günü gelince delikanlının yazdırdığı şahitleri tek tek dolaşarak onlara birer altın vermiş. Mahkeme günü gelip de kadı efendi şahitlere doğruyu söyleyeceğinize yemin eder misiniz diye sorunca şahitlerin altısı birden ederiz. Eğer yalan söylersek Allah bizi taş yapsın demişler. Kadı efendi sormuş. Peki söyleyin öyleyse, bu toprak kimindir? Delikanlının mı, bu adamın mı diye sormuş. Onlar da altısı birden hep beraber delikanlı yalan söylüyor efendim. Toprak bu adamındır. Ona da babasından kalmıştır deyince kadı efendi, toprak bu adamındır, delikanlı haksızdır deyip vermiş kararını. İşte olanlar ondan sonra olmuş. Hep birlikte köye dönerken delikanlı tam şahitler kayasının orada açmış ellerini. Gözlerinden boncuk boncuk yaş akmış. Allah'ım, bu kullarını sana havale ediyorum deyip secdeye kapanınca altısı da bir anda olduğu yerde taş olmuş. Bu hikayeyi buralarda herkes bilir. Arkadaşın gördüğü o altı adam, bu yalancı şahitler mi yani? Rahmetli Osman'a da görünmüşler. Konuşmuşlar hatta. Ne demişler? Biz bir hata işledik. Allah bizi aleme ibret olsun diye taş yaptı. Görüyoruz ki bizden hiç ibret alan yok. Bizi kimse bilmiyor. Bilinmek için göründük demişler. Osman hep anlatırdı bunu. Sanırım sana da bunu anlatmak için koşmuş olmalı. Tekrar başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Siz sağ olun evlat. Hoşça kal amca. Uğurlar olsun. Öpeyim. Güle güle gidin. Sağ ol. Hoşça kal. Sağ ol evlat. Ahmet amca kazadan hemen önce çekilmiş. Osman'ın fotoğrafı. Sağ ol evladım. Sağ ol. Sen sağ ol.